fuarın belki de en önemli ürünlerinden birisi. Akşam çıkışta denk gelmiştim. Ertesi gün tekrar söz aldım. Bugün özellikle çekmeye geldim fuarın ikinci gününde. Evet. Firmayı yakından tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz İsa Bey. İsmi Aydın. Boytes yatak kumaşı üretiyor. Erciyes Anadolu Holding'in tekstil şirketiyiz. Daha çok istikbal belli olan Mondi Heskablo'yu bilirsiniz. Evet. Biz onlar tekstil ayağındaki şirketiyiz. İsim değişikliği almış hani. Evet. Erciyes Anadolu Holding TMSF yönetimindeyiz. Biz neler yapıyoruz? Yatak kumaşı üretiyoruz. Yalnız inovatif yatak kumaşı üretiyoruz. Yani sıradan bir yatak kumaşını inovasyonla katma değerli hale dönüştürüyoruz. Neler yapıyoruz? Uykuda terleme probleminiz varsa bunu giderici, serinletici kumaşla üretiyoruz. Soğuk tutan bile kumaş varmış, evet. Arkadaşlar. Biraz sonra göstereceğim. Dün akşam bakma fırsatım oldu. İnanılmaz, buz gibi gerçekten. Klimaya ihtiyaç çok yok. Bunun yanında kokulu kumaşlarımız var. Eğer yatağınızda temiz çamaşır kokusu istiyorsanız buna ihtiyacı cevap verecek kumaşlarımız da var. Elektromanyetik dalgaları engelleyen biyokil kumaşımız var. Biliyorsunuz çağımızın en büyük problemi... Evet, hepsini göstereceğiz. Çağımızın en büyük problemi nedir? Telefon başucumuzda, yanı başımızda. Bunun elektromanyetik dalgaları engelleyen kumaşımız var. Stresi azaltan kumaşlarımız var. %100 yerli ve milli bor elementine ürettiğimiz nanobor kumaşımız var. Antiseptik özelliği. Evet. Kendileri çok özel bir maske yapmışlar. Bu maskelerin özelliğini evet özel dediler. Evet, onu da bilgisini alacağız. İstersen hemen. V-Guard'dan başlayalım. V-Guard kumaşımız bizim antiviral özellikli kumaşımız. Biz bunu yatak kumaşı olarak geliştirdik ama maske ihtiyacı da doğduğu için maske üretmek isteyen müşterilerimiz, evet, maske içinde V-Guard olarak kullanılabilir müşterilerimiz. Propolis ürünümüz var. Propolis ürünümüz bizim bağışıklık sistemini güçlendirici, içerisinde C ve E vitamini barındıran bir ürün. Nanobor'u zaten bahsettik. Yerli ve milli mineralimiz olan bordan üretilmiş bir ürün. Hemp kenevir, yani kenevir ipinden üretilmiş kumaş. %100 doğal bir ürün. Suyu mu çok iyi emiyor da bir şey? Şöyle, doğa dostu bir ürün. Daha az alanda daha çok verim veren, daha az suya ihtiyacı olan ve daha dayanıklı olan bir üründür. Onu da biz yatak kumaşına taşıdık. Grafen ürünümüz var. Biliyorsunuz son dönemlerin en popüler ürünlerden bir tanesi. Grafen şöyle bir özelliği var. Süper iletken bir malzeme. Bu bize ne katıyor? Antistatik özelliği katıyor. Vücuttan antistatik elektriğin atılmasına yardımcı oluyor. O ürünün etkisi burada. Onu da gösterebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar, grafen hakkında kısaca bir bilgi vereyim. Geçtiğimiz aylarda Ankara'da bir üniversite miydi, kurum muydu? Bir çalışma sonucu grafen fabrikası üretime geçti. Dünyada 10. ülkeyiz grafen üretiminde. Bu teknolojiyi herkes yapamıyor ve üretemiyor. Çok önemli. Süper iletken olarak da geçiyor. Evet. Kesinlikle. Bu ve buna benzer yüzü aşkın ürünümüz var. Nereden başlayalım? Nereden buradan başlayalım? Burada kumaşlarımız da var. Evet, bakalım. Kamerayı çeviriyoruz ve şimdi ürünlere, malzemelere dalıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle EcoCycle ürünümüz var. Mesela bakın, bu da doğada kendi kendine çözünebilen, yok olabilen bir ürün. EcoCycle, evet. Dönüştürebilir bir ürün. Yok, bu yine yatak kumaşı. Gösterdiğim bütün ürünler hepsi yatak ve yatak için üretilmiş ürünler. Evet, hepsi onunla alakalı. V-Guard zaten demin bahsetmiştim. Antiviral özellikli bir ürün. Bu V-Guard ürün. Maske yapımında kullanılan kumaş. Evet, maske yapımında kullanılan kumaş, doğrudur. O zaman bayağı antiviral özelliği var. Hava almasını. Kesinlikle. Gibi şeylere avantaj sağlıyor o zaman. Cooler kumaşımız var, demin bahsettik. Gece eğer dokunduğunuz zaman buz gibidir yani. İşte bahsettiğim kumaş, evet. Buz gibi olsun istiyorsanız yatağından, işte bu kumaşlar. Neydi, bir daha söyleyelim. Cooler kumaşını. Satın almak isteyenler İstikbal ve Bellona mağazasında Cooler yatak diye sorarlarsa veya o ürünleri bulabilirler. Aynen öyle. Zaten hepsinde vardır. Aynen. Magnerest ürünümüz var, bundan bahsetmedik. Bu ne? Bu Magnerest üründe manyetik terapi oluşturuyor. Arkasına baktığınız zaman burada çift bakın. Yönlü. Hayır, çift yönlü değil. Arkasında bir özel bir işlemimiz var. Evet. Bize bunlar manyetik terapi. Bilirsiniz, futbolcular bileklik işte dizliklerinde kullanır. Reçete yazılır hatta. Evet. İşte bu manyetik terapi merkezleri var. Bu sizin eklem ağrısını, kas ağrısını gidermeye yardımcı oluyor. Eklem ağrısı olanlar? Evet. Magnerest üründen. Bu da yine yatak olarak alabilirler. Dediğim gibi yurt içinde bizim kendi markalarımızda bulabilirler veya farklı markalardan da ulaşabilirler. Magnerest. Magnerest, evet. Evet. Dilimiz bile dönmüyor. Tabii ilk önce pahalı bir ürün bu ürünler. Yani normal ya şöyle, İsa Bey bakın, alabilir tabii ki.
Risk katma diye oluşturuyor. Bir yasak için ortalama 3,5 metre bir kumaş sarfiyatı gerekiyor. Bir yasakçı magnerez kumaşını kullanırsa ekstra 10 dolar verecekse, ama standart kumaş kullandığınız zaman işte 2 dolar 3 dolar verecek. Ama aslında sağlık, katma değeri çok yüksek. Sağlık? Sağlık işte o paha biçilemez. Aynen. Şurada kokulu kumaşlardan bahsetmiştik. Kokulayın lütfen. Temiz çamaşır kokusu. Deterjan gibi kokuyor. Mis gibi aynen. Koksun istiyorsanız yataklarınız. Fresh bedsheet kumaşları. Temiz çamaşır kokulu. Bu da fresh bedsheet diye geçer. Yani temiz çamaşır kokulu ürünler. Zaten böyle söyleyince de zaten hemen evet. Satıcılar yönlendirecektir hangisi. Ürünlerimiz bu şekilde. Bu şekilde. Bu evet. Başka var mı? Wix etkili kumaşlar var. Mesela bunu da koklayın. Yastık için kullanıyoruz özellikle. Bu ne? Şey gibi. Yastık, Wix gibi kokar. Wix gibi birazcık evet. Da bana şey gibi geldi. Lavanta hafif. Evet, gibi doğrudur. Kokmaya geldi. Evet. Maskeden anlaşılmıyor. Bez maskede olunca. Bunu üreticilerimiz genelde yastık için kullanıyorlar. Yani kışın özellikle burunda sıkıntısı olanlar için hastalık zamanında kullanıyorlar. Peki başka? Hem bir bahsettik. Bunların dışında tamamen doğal bir ürün isteyen müşterimiz olursa, yani siz bu teknolojiden kurtulmak, başka bir şeyler denemek istiyorsanız, doğallığı arıyorsanız, bu da %100 organik pamuklu bir ürünümüz. Pamuk. Evet. Yıkanabilir mi? Yıkanabilir. %100 organik pamuk. Pamuk. Gördüğünüz gibi zaten. Tamamıyla organik. Tabii. Şimdi kumaşların polyesteri var. Evet. İşte, içine kullanılıyor zaten. %100 yani, organik pamuk. Genelde polyester kullanılıyor ama tercihe göre içerisinde viskon olabilir. Veya pamuk olabilir. Bu da pet friendly ürün. Bu da kedi ve köpeklerden kaynaklı alerjen hastalıkları engeller. Şöyle eğer elinizde evcil bir hayvanınız varsa sizin fark edemediğiniz bu güzel sevimli dostlarımızın neden olduğu, uzun yıllar sonra neden olduğu bazı hastalıklar var. Evet. Evet, onların giderilmesine yardımcı olur. Bunu da yatakta kullanırsanız eğer onları gidermeye yardımcı oluyor. Aklıma bunu deyince şey geldi. TRS'de şey çıkıyor. TLC TV'de şu içindeki canavar filminde şey var. Bölümleri yayınlıyorlar. Evet. Evde evcil hayvanlardan geçen ama insanlarda olmayan hastalıklar falan var. O geldi. Aynen yani. Öyle. Bunu da tercih edebilirsiniz eğer böyle bir... Ne soruyor ziyaretçiler en çok sizlere? Türkiye'de maalesef yatak konusunda hala bilincimiz yok denecek kadar az. Hayatımızın üçte biri yatakta geçiyor. Baktığınız zaman ömrümüzün üçte biri. Yatmayı da çok seviyoruz. Evet, yatmayı da çok seviyoruz ama yatağın konforuna gereken önemi vermiyoruz. Özellikle kullanıcılar yatak alırken bunlara çok dikkat etsinler. Yatağın yaylı olmasına, işte sünger, lateks nasıl bir yatakta rahat edecekse onu alsınlar, deneyip alsınlar. Maalesef Türkiye'de bu çok yaygın değil. Herkes Avrupa'da. Evet. Para öncelikli. Aynen öyle. Biraz daha fedakarlık yapıp daha konforlu bir yatak almakta fayda var diye düşünüyorum. Bir yatak ortalama tek kişilik veya çift kişilik bir yatak kaç evet. Yılda bir değişmesi gerekiyor? Türkiye'de 8 ila 9 yılda bir değişiyor. Ortalama değişim süresi. Avrupa'da bu 5-6 yıl hatta 4 yıllara düştü. Evet. Hani Avrupa'da biraz daha kısa bu süre ama Türkiye dediğim gibi 8-9 yılda bir değişim süresi var. Olması gereken ne kadar kullanılıyor? Ya 4-5 yıl bir yatak için ideal bir süredir. 5 yıldan sonra onu artık yani yavaş yavaş değişme zamanı gelmiştir. Tabii aldığınız yatağın kalitesine de bağlı olarak değişir. İçerisinde bulunan katmanlar var. Sünger falan evet. Da vardı da bayağı bir hastalık yapamıyor galiba. Tabii ya şöyle yatak biliyorsunuz standart bir yatak, geleneksel yatak içerisinde yaydan yay olur. İşte keçe dediğimiz üst kaplama keçesi olur. İşte varsa eğer doğal ve organik bir bileşen olacaksa atkılı vesaire kullananlar var. Bu bileşenlerde zamanla tabii eski şeyini, performansını koruyamıyor. O da mecburen değiştirmeniz gerekiyor. Kumaş da keza o şekilde. Evet. Aynen öyle. Onun için yatak önemli. Yatak konfor önemli. Kesinlikle. Yani kıyafeti çok önemli. Evet. Çünkü uyku çok önemli. İnsan bağışıklığının temel şeylerinden bir tanesi de bu. Uykudur. İyi uyuduğunuz zaman bağış sisteminiz de güçlü olur. Güne de kumaşlar istenilen yatağa göre uyarlanabiliyor mu? Nasıl? Yani biz üreticilere sattığımız için biz B2B bir markayız. Evet, onların talepleri doğrultusunda üreticiler bunu talep etmek durumunda. Bizim perakende bir satışımız yok ne yazık ki. Üretici markalarımız bunu tercih ediyor, koleksiyonlarına dahil ediyor. Onlar da oradan alımını yapabilirler. Mini bir deney yapacağız. Grafen ham maddesiymiş bu ürün. Evet, bu grafenin elyafı. Grafen yatak kumaşında kullandığımız elyaf. Normalde standart kumaşlara baktığınız zaman herhangi bir iletkenliği yok. Grafen süper iletken bir malzeme biliyorsunuz.
Mesela bu grafen elyafına bunu şey yaptığımız zaman, dokunurduğumuz zaman bak devreyi tamamladığı için, süper iletken olduğu için bunu yakıyor. Enerjiyi nereden sağlıyor? Enerji bu şeyin içerisinde bir batarya var, küçük batarya. Yani devreyi tamamladığı için bu şarjlı bir lamba yani bu şekilde yanıyor. Evet, ne kadar iletken olduğunu göstermek için böyle bir test mekanizması geliştirdik. Onda da o elektromanyetik dalgaları engelleyen ürünümüz. Bu bir elektrik küresi, basit bir elektrik küresi. Bakın floresan lambayı yaklaştığımız zaman yanıyor. Bunu standart bir kumaşla deneyeceğim şimdi. Standart bir kumaşla deniyorum. Bakın yine üzerinden geçiyor. Manyetik üzerinden geçiyor. Şimdi BioCare kumaşıyla denediğim zaman görüyorsunuz. Kumaşın ismi neydi? Bir daha alalım. BioCare. BioCare kumaşı, evet. Pahalı bir ürün mü? Yok, çok da pahalı değil. Yani pahalı bir ürün derken standart bir yatağı ödediğiniz 100-150 dolarsa işte buna da belki 200 dolar ödersiniz yani. Fuar güzel geçiyor. Biz burada biraz daha farkındalık oluşturmak amacıyla bulunuyoruz. Yani insanlara yatağın konforunu, kumaşın yatak için önemini anlatmaya çalışıyoruz. Genelde memnunuz. Pandemiden sonra ilk fuarımız. Evet. Satışlarınız ne oldu? Arttı mı? Pandemi satışlarımız arttı. Çünkü şöyle bir durum oldu. İnsanlar evde kalan sayısı arttığı için yatağından mobilyasından rahatsız olmaya başladı. Ya da yeterli konforu sağlamadığını düşünmeye başladı ve doğru da bir düşünceydi bu. Daha konforlu alan oluşturmaya çalıştılar. İşlerimiz de buna paralel olarak arttı. Memnunuz, güzel de gidiyoruz. Geçen yıl Boyutex olarak biz 101 ülkeye ihracat yaptık. Kayseri'den, evet. Şu an tek çatı altında dünyanın en büyük yatak kumaş üreticisiyiz. Kumaş bile olarak satıyoruz. Küreselde de %10'a yakın bir pazar payımız var. Yani Meksika'dan, Paraguay'dan, işte Güney Amerika'nın hangi ülkesinden, Çin'e kadar biz ihracat yapıyoruz. Katma değer ürünler satıyoruz. İnşallah daha çok yolumuz var. Yurt dışı deyince aklıma şey geldi. Türk dizileri dünyada izlenmeye arttıkça Türk mallarının ilgisi de artmaya başladı. Bunda mesela sizin ürününüz etkisi oldu mu? Kesinlikle. Şunu örnek verebilirim. Biz mesela Brezilya'da bir müşterimiz var. Nerede? Biz Brezilya'da işte sattığımız ürünü Türk teknolojisi diye lanse ediyor. Oradaki Türk malı algısı hakikaten üst seviyeye ulaşmış durumda. Bu bizi gururlandırıyor. Bizim için müthiş bir duygu. Şimdi bunun sayısını artırmamız lazım. İşte biraz da yapıyoruz bunu ama Avrupa ülkelerinde daha çok yapabilmemiz lazım. Avrupa'da algıyı biraz daha yükseltmemiz lazım. Avrupalıların bize bakışı ne? Yani bunlar alt kalite falan mı düşünüyor? Ne düşünüyorlar? Ya o öyle bir kötü algımız yok ama işte Türk olmanın bazı dezavantajları var. Biliyorsunuz bu. Siyasi konuda demek istemiyorum. Tarihten gelen bazı şeylerimiz var. Dezavantaj durumlarımız var ama bunu yıkmaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi rekabet ürünleri oluşturuyoruz. İnovatif ürünler oluşturuyoruz. Hani normal bir küresel rakibimizde olmayan ürünleri serimize katmaya çalışıyoruz. Bu şekilde rekabet etmeye çalışıyoruz. İyi de gidiyoruz. İnşallah dediğim gibi daha alacak çok yolumuz var. Daha işin henüz başındayız. Daha da fazla yerde de daha fazla ülkede gözükeceğiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Size teşekkür ediyorum Nisa Bey, çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, videoyu, kaydımızı burada sonlandırıyoruz. Aklınıza takılan soru, görüş ve önerileriniz varsa videonun açıklama kısmına sorabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.